Herkese merhabalar. Adım adım LGS e ilk tekrar hazırlanıyoruz. 2021'de, 2020'de, 2019'da LGS'de ne sordularsa hepsinin üzerinden geçtik. Hepsinde neler sorulduğunu biliyoruz. Şimdi de ilk tekrarımızı yapacağız ve LGS 2022 için mükemmel bir hazırlık yapacağız. 3 günümüz kaldı. 3 gün sonra sömestr tatilinde muhteşem bir şekilde LGS ilk tekrar kampımızda tekrarımızı yapacağız. Ve Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde LGS'de nasıl soruyorlarsa biz de ona uygun bir şekilde konuları soruları tekrar edeceğiz. Ve birinci dönem tekrarından sonra da ister nitelikli tekrar yapalım ister temel tekrar yapalım. Hem konu eksiğimizi bitireceğiz hem de aynı zamanda sorular çözerek ikinci döneme bomba gibi giriş yapacağız. Hedefimizi yükselteceğiz. Vitesimizi yükselteceğiz. Ve ilk Tekrar setimizde tabii ki kullanmamız gerekiyor bu kampta. Neden? Çünkü ilk tekrar setinin içerisindeki kitaplarla birlikte süper bir tekrar olacak. Şimdi günün sorularıyla başlıyorum. Büş ve Hakan Dereba sormuş. Merhaba, bugün ben seti aldım, inceledim ve cidden çok güzel. Sadece merak ettiğim bir şey var. Setten kastı ilk tekrar seti biliyorsunuz, içerisinde LGS tekrar programı ve bu üç değerli kitabın olduğu setten bahsediyor arkadaşımız. Bir şey merak ediyorum demiş. Programdaki videoları günü ve saati gelince bu kanaldan mı izleyeceğiz? Cevaplarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Hepsi bu LGS Tekrar programındaki tüm videolar 8. sınıf kanalında sizlere yayınlanacak. Türkiye'nin bir numaralı efsanevi LGS kanalı Tonguç 8. sınıfta detaylı bir şekilde sizlere bunları yayınlayacağız. Ve ardından da sizler sorularını söyleyeceksiniz. Yani sorunun cevabı evet Büşra'cığım. Hakan Derebağ'ın sorusuna bakalım. Hocam bu soruma cevap verir misiniz? 15 tatilde konumu çalışmalıyım, sorumu çözmeliyim. Arkadaşlar bunun cevabı esasında LGS Tekrar Programı'nda gizli. Eğer konu eksiğiniz varsa temel tekrar programımızı izleyip... ...hem konu çalışması hem de soru çözmeniz gerekiyor. Eğer konu eksiğiniz yoksa nitelikli tekrar programında... ...direkt yenilesiz sorulara geçmeniz gerekiyor. Yani eğer konu eksiğin yoksa direkt soru çözmelisin. Ama konu eksiğin olsa bile... Birazcık konu çalıştıktan sonra direkt soruya geçmen gerekiyor. Neden? Çünkü bize LGS'de soru soruyorlar arkadaşlar. Yani bizim karşımıza şöyle bir şey çıkarmayacaklar. Merhaba Hakan merhaba. Anlat bakalım üslü sayılar, kara kök sayılar hakkında ne düşünüyorsun? Demeyecekler. Bize önünde dört tane seçeneği olan soru soracaklar. Dolayısıyla biz de bu sorulara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bol bol bunlardan çözmeliyiz. Dolayısıyla en fazla soru çözeceğiz Hakan'cığım. Matematiğe mi daha çok çalışmalıyım? Soru mu çözmeliyim? Burada arkadaşlar çalışma temponuzu ağırlıklı dağıtmalısınız. Yani sınavda 90 soru çıkıyor. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. 50 sözelde çok iyi doğru yaparsanız, 40 sayısaldaki fenin de 20'sini çok iyi yaparsanız zaten 70 tane netiniz olmuş oluyor ciddi bir şekilde. Matematikte iyi yapmanız lazım. Ama öğrenciler sanki matematikten 100 soru, diğerlerinden de 5 soru çıkıyormuş gibi çalışıyor. Biz buna karşıyız. Matematiği tabii ki çalışacağız. Yeni nesil matematiği tabii ki zorlayacağız. Matematik tabii ki çok çok önemli. Yani Türkçe kolay, tamam. İnkılap tarihi, İngilizce din. Burada da birazcık zorlansak da kolay. E, fen... Matematiğe göre kolay ama matematik çok önemli diye öğrenci matematiği çalışıyor. Sonradan fenden 3 yanlış, Türkçeden iki yanlış, inkılaptan 1 yanlış, İngilizce'den iki yanlış. ...ee ne oldu? Onların hepsini doğru yapabilirdi esasında. Dolayısıyla dikkatli olacağız. Dolayısıyla soru çözeceğiz, matematikten de çalışacağız ama ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Yani sadece Türkçe çalışılmaz, sadece de çalışılmaz. Dolayısıyla sadece matematikte çalışılmaz arkadaşlar. Kaç soru çözmeliyim 15 tatilde? Bunu da yine LGS tekrar programımızda, kırtasiyelerden ücretsiz alabileceğiniz LGS tekrar programımızda sizlere söylüyoruz. Gün gün çözebileceğiniz sorular var. Bizler sizlere en az günde e, LGS'de 90 soru çıktığı için günde en az 180 soruluk ödevler verdik. Sizler daha fazlasını ya da daha azını kendi programınıza göre yapabilirsiniz. Paragraf sorusu artırmalı mıyım? Evet, paragraf önemli. Zaten bizler de sizlere paragraf 10, paragraf paragrafta son nokta gibi kitaplarımız hep bunları söylüyoruz. Yani Türkçe eşittir paragraf diyoruz. Çünkü sınava Türkçe ile başlayacaksınız. LGS sözlerle başladığınızda orada Türkçe'de iyi yaparsanız ve aynı zamanda ardından gelen inkılap din İngilizce'de ve sonrasında sayısal oturumdaki fendeki o Uzun uzun hikaye gerektiren gerçek yaşam sorularında da muhteşem bir şekilde paragraf yeteneğinizi kullanmış olursunuz. Dolayısıyla paragraf çözmek önemli. Matematik netim artmıyor ne yapmalıyım? Burada arkadaşlar en önemli şey vazgeçmemek. Bunu her zaman söylüyoruz. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani dünyada büyük şeyleri başarmış hiçbir insan yoktur ki oh hemen oldu bitti gitti desin. Öyle bir şey olmuyor. O böyle piyangodan çıkan şeyler vardır yani çalıştım piyangodan çalışmadım piyangodan bir şey çıktı derler. Onlar zaten puf diye uçup gidiyor. Önemli olan bizim dişimizi sıkarak, gayret göstererek çalışmamızın karşılığını almak. Matematikte de birazcık böyle bir durum var ama tekrar söylüyorum, matematikte yapamadığımızda, matematikte eksik kaldığımızda mutlaka mutlaka fenden, Türkçe, inkılap, din ve İngilizceden de süper takviye etmemiz gerekiyor. Şimdi Günün tavsiyesine baktığımızda eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Yani biz birinci dönemde birçok konuyu öğrendik, LGS'nin yarısını öğrendik. Yani LGS sayısalda çıkacak konuların temeli ve yarısı zaten hatta yarısından da fazlası buradaydı. Dolayısıyla bizler mutlaka yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan, bunların hepsi LGS ilk tekrar setinin içerisinde. Birinci dönem ana denemelerinden yani artık netler artıyor denemeleri ve LGS ilk tekrar kitabımızdaki soruları mutlaka mutlaka çözmeliyiz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. LGS'de size soru soracaklar. O yüzden sınava kadar bol bol soru çözmelisiniz. Yani anneniz size oğlum kızım menemen mi yersin, tost mu yersin yoksa sana işte süt mü isteyim dediğinde Ceyhan, Denizli, Bursa diye cevap vermeniz lazım. Yani her şeyi test gibi görmeniz lazım. Neden? Çünkü sizler belli bir süre sonra yani neredeyse şunun şurasında Şubat ayındayız. Mart, Nisan, Mayıs yani çok az bir süre sonra 3-4 ay sonra bu işi bitireceksiniz arkadaşlar. Şu anda birazcık dişini sıkacaksınız. Buradaki soruları çöze çöze artık netler artıyor denemesek sorularımız çöze çöze artık bu işe adapte olacaksınız. Ve LGS günü geldiğinde de çat diye Ceyhan, Denizli, Bursa, Adana, Ceyhan, Ceyhan, Bursa, Denizli diye işaretleyecek. Ve hayallerinizdeki okullara kavuşacaksınız arkadaşlar. Burada tabii ki bir tavsiye daha vermek istiyorum. Öğrencileri görüyorum denemeyi çözüyor. Bursa cevap doğru mu? Ha doğruymuş geçiyor. Cevap yanlış mı? Ceyhanmış. Ha Ceyhanmış doğrusu diye. Hayır. Burada arkadaşlar sizlere özel denemelerimizde bizim detaylı analiz sayfalarımız var. Hangi konudan yanlış yaptığınızı gösteriyor. Eğer sen burada olasılık hesabından yanlış yaptıysan ilk tekrar kitabından ya da Türkçe matematik kitabındaki olasılık kitap sorularına mutlaka çözmelisin. Ya da evinde diğer kaynaklar varsa işte dinamo olabilir, taktikli olabilir, zor olabilir. Onlardan da çözmelisin. Ücretsiz LGS tekrar programını istemeyi de unutmayın arkadaşlar. Günün sözüyle bitiriyorum. Başarıya giden yol azimli olmaktan geçiyor. Yani azimle çalışan sistemi deliyor. Yani LGS diye bir sistem var ya üf, nefret ediyorum diyorsunuz. Azimle çalışan sistemi delip geçiyor ve çalışıp başarıyor arkadaşlar. Ücretsiz LGS tekrar programımızı mutlaka kırtasiyelerden isteyin. İlk tekrar setini mutlaka almaya çalışın arkadaşlar. Bizler Tonguç Akademi olarak LGS yolculuğunda yanınızdayız. İnşallah sizleri çok güzel okullara uğurlayacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın.